Günaydın. Günaydın. Kardeşim var ya, çok iyi gidiyoruz. Telefonlar susmuyor. Berk. Dün konuşuyorduk, yarıda kaldı. Kızı kim işe aldı dedin sen? Kardeşim, onun görüşmesini ben yapmadım. Onunla Kadim Şef görüşmüş ama Kadim Şef direkt istemiş. Çok yetenekli diyorlar kız için. O yetenekli olduğu belli canım. Ama o ne demek şimdi? Niye, ne oldu ki? Kız kim biliyor musun? Kim? Şu geçen günkü kaza olayı vardı ya. Hattin be, şaka yapıyorsun. Ya. Bu kız çok saf bir kıza benziyor. Sen emin misin olduğunu? Sen şunu benim bir ofisime çağırsana. Saf mı değil mi, o zaman anlarız. Beni çağırmışsınız. Evet. Söyle bakalım, kimsin sen? Her gün böyle başka biri olarak geliyorsun karşıma. Bir gün çocuklu anne tezgahı. Öbür gün böyle aşçı. Neyin peşindesin sen? Komik bir şey mi söyledim ben? Estağfurullah. Siz de haklısınız. Dışarıdan öyle görünebilir. Ama bu yaşananlarla kızımın hiçbir ilgisi yok. Ben buranın sizin olduğunu da bilmiyordum. Zaten bilseydim... Bilseydim. Söyle lafını bitirsen. Bilseydim. Ayıp Bey. Beni yanlış anladınız. Ben o gün de... Ben seni gayet doğru anladım. Lafı uzatmaya gerek yok. Ne oldu, yetmedi mi verdiğim para? Aslında ben de sizle tam olarak bunu konuşmak istiyordum. Ben sizden para falan istemiyorum. O gün de istememiştim. Ertesi gün iade etmek için aradım ama dinlemediniz. Sen para istemiyor musun? İstemiyorum. Ben hak etmediğim parayı almam. Çalışır kazanırım bir şekilde. Ha bu arada sizden özür falan da beklemiyorum. Nasıl, bir dakika şimdi? Özür dilemesi gereken kişi ben mi oldum burada? Özür dileyecek birine benzemiyorsunuz zaten. Ama inanın, ben bu işe hakkında girdim. İstediğinize sorun. Karar sizin. Şimdi eğer bir sakıncası yoksa işimin başına dönmek istiyorum. İşinin başına dönmek istiyorsun? Aynen öyle. Peki. Çıkabilir miyim?